5 Ağustos Çarşamba, saatler 20'yi gösteriyor efendim. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Siyaset ısındı, siyaset ısındı ve peşine bir erken seçim gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu merakla bekleniyor elbette. Şimdi önümüzdeki dönemi aktarması açısından iki tartışmaya odaklanacağız. Bu iki tartışmanın aktörleri var. Aktörlerinin söyledikleri ne anlama geliyor? Arka planında neler yatar? Partileri adına ne ima etmektedirler? Diğer adında ve diğer tarafta da ve bu konuyu aslında gündeme getirilmesinin arkasında en önemli yatan sebep ittifaklar olabilir. Dolayısıyla enine boyuna sansürsüz tüm tartışmalara, tüm açıklamalara, tüm siyasi aktörlerin açıklamalarına değineceğiz efendim. Gündemde birçok soru var. Sorularınız gelmeye başladı. Halk.tv.com.tr Twitter hesabı üzerinden sizlerden gelen ilk sorular oldu. Ayrıca hem Twitter hem Instagram üzerinden sorularınızı da beklediğimizi ifade edelim efendim. Konuklarımı zaman geçirmeden tanıtmaya başlayayım. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kaya bizlerle. Hoş geldiniz. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı sıklıkla aslında gündüz kuşağında ve öğle kuşağında kendisiyle programlar yapmış. Yeni partilerle alakalı son araştırması oldukça dikkat çekiciydi. Murat Bey hoş geldiniz. Diğer yandan hukukçu Gürkan Çakıroğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yargı meselesi var. Yargı meselesinin siyasete yansımasını mutlaka konuşacağız. Çünkü bu konuyla dair de özellikle Çokrul Baro sonrasında hukuk siyaset yansımaları bir kenara bırakıldı. Erken seçim girdi ama biz bundan imtina etmeyelim. Yine bununla alakalı soruları soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler Akaretler'deki stüdyomuzdan bu yana daimi konuklarımızdan biri oldunuz ki Kanal İstanbul meselesini belki de Halk TV ekranlarında ilk olarak bizimle yaptığınız programda duyurmuştunuz. Güzergah konusunda belki de o dönemde haklı çıkan tek isim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Karabat. Şimdi gündemde ne var? Gündemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir açıklama var. İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik evine dön çağrısında bulundu. Bu evine dön çağrısı birkaç farklı anlamda dile getirildi. Evine dön siyaseti bırak anlamında, evine dön Milliyetçi Hareket Partisi'ne dön anlamında tartışıldı, konuşuldu. Bugün bir yanıt geldi buradan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuştu İyi Parti lideri Meral Akşener. Biz artık bu sohbetlerden bundan bıktık. Siyaset ortağınıza, ittifak ortağınıza sahip çıkın mealinde konuştu. Dolayısıyla bu açıklamalar ne ifade ediyor? Buradan başlayacağız. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaya değineceğiz. Erken seçim tartışması var. Zaman zaman iktidar kurmayları tarafından bir süre konuşulmasına sanki bir müsaade ediliyor. Müsaade edildikten sonra birkaç hafta sonra yüksek perdeden yalanlama geliyor. Birazdan değerli araştırma şirketi başkanı Murat Soru'ya bunu soracağız. Başka araştırma şirketlerinin yöneticileri bu denli yüksek perdeden bir erken seçim yalanlanıyorsa eğer erken seçim kapıda demektir. Çıkarımında bulunuyorlar, öngörüsünde bulunuyorlar. Murat Sarı'nın öngörüsü neydi onu da hatırlatalım. 2021 Mart'tan itibaren her gün seçim olabilir, seçim gündeme gelebilir. 2021 Mart tarihini işaret etti. Bu elbette zihnimizde farklı ışıkları çaktı. Deva Partisi lideri Ali Babacan da 2021'den önce seçim olmaz ama bu sistem 2023'e de dayanmaz şeklinde yorumlarda bulundu. Sayın Karabat sizle başlayalım. Evet. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi tartışmasında da size söz vereceğiz ama ittifakları genel anlamıyla da değerlendirmek gerekir. Ona da birazdan geleceğiz. Fakat saat bu tartışma size ne düşündürdü? Bahçeli'nin çağrısı, Meral Akşener'in yanıtı. Nasıl bir, sizce seçmende nasıl bir karşılık bulur? Ben ilk tespitli Sayın Genel Başkan'ın tespitle başlayayım. Yönetemiyorlar diyor ya Genel Başkan. Belli ki ittifakı Cumhur İttifakı'nı oluşturan iktidar ittifakı bir yönetememe durumuyla karşı karşıya. Belli ki bir hesap yaptıklarında bir çıkmaz görüyorlar ve karşılarında gerçekten dirayetli bir şekilde, bu arada sadece İyi Parti değil, Millet İttifakı'nın başka bir bileşenleri de var, Saadet Partisi vesaire gibi, burada dirayetli bir şekilde duran hak, hukuk, adalet, ülkenin normalleşmesi, demokratikleşmesi gibi kavramlar konusunda bir araya gelmiş ve bunu iddialı bir şekilde savunan, hiçbir şekilde bu dik duruştan vazgeçmeyen, bu konuyla ilgili hiçbir liderin kişisel kariyer planını bunun önüne koymadığı bir tablo var. Dolayısıyla aslında iktidar açısından baktığınızda güçlü bir tablo var. Diğer tarafta ise bu ittifakın dışında kalan HDP tarafı var ki onlarda da iktidara karşı olma anlamında son derece net bir görüntü var.
Peki buradan nasıl çıkabiliriz ya da burayı nasıl çatlatabiliriz diye iktidar düşünebilir, düşünüyor. Şimdi diyor ki evinize gelin diyor. Ama hem Meral Akşener'in yaptığı açıklamaya bakarsak hem de genel başkan yardımcılarının evine yaptığı açıklamalara bakarsak Ümit Dikbayır'ın biz zaten evimizdeyiz diyor. Onlar açısından ev bir parti binası değil. Meral Akşener'in attığı tweetlere bakıyorum ben. Memleket meselesi diye hashtagliyor. Aslında bizim açımızdan da Millet İttifakı'nı oluşturan unsurlar arasında birinci ev şudur, memlekettir. Partiler memleketin çıkarına hizmet etmek için vardır. Dolayısıyla bu noktada ısrarlı ve kararlı duruşumuz devam edecektir. Ben İyi Partili yöneticilerin ve genel başkanının tavrının bu nokta olduğunu görmekten de son derece mutluyum. Türkiye'nin büyük bir birlikteliğe ihtiyacı var. Genel başkanımız diyor bu Millet İttifakı'nı büyütmemiz lazım. Nedir bu? Demokrasi yanlarını, hak arayanları, hukuk arayanları, adalet arayanların sayısını daha da fazlalaştırmamız lazım. Dolayısıyla Millet İttifakı'na oy verecek seçmenler, AKP seçmeni ise onunla da büyütmek lazım. Başka partilere oy veren, MHP'ye oy veren seçmeni ise onunla da büyütmek lazım ve böyle yaklaşmak lazım. Tabii bu bir suni tartışma aynı zamanda. Bir gerçeği göz ardı etme durumu var. Türkiye büyük bir ekonomik krizin eşiğinde. Siz uygun gördüğünüz bir zaman diliminde bu yayında da aslında bu krizin adımlarını 5-6 adımda da açıklamak isterim. Ki Murat Bey birazdan ankette açıklayacaktır. Bir erken seçim talebi sadece anket sonuçları üzerinden ciddi bir parti ise beklenti haline getirilmez. Biz ülkenin yönetilemediğini ve bizim iyi yöneteceğimizi ve hazır olduğumuzu düşündüğümüz için bir seçim isteyebiliriz. Sadece anketlere bakarak evet oyumuz 2 puan arttı, 3 daha yükseliyoruz. Onlar 4 daha azalmış matematiğinden öte başka bir hesabın içinde olmamız lazım. O da memleket faydası, memleket çıkarıdır. Biz bu noktada bu erken seçim talebiyle bu noktaya yaklaşıyoruz. Onun ötesine şunu bilmemiz lazım ki bu ittifak memleketin lehine bir ittifaktır. Güçlendirilmesi gereken, geliştirilmesi gereken, büyütülmesi gereken bir ittifaktır. Ve gözüken o ki ittifakı oluşturan partilerin liderleri de bu konuda son derece kararlıdır. İktidarın adımlarını ben normal karşılıyorum. Çünkü iktidarlarını korumak isterler. Ama karşılık bulamayacaklarını da söyleyeyim. Daha bir şey, başka bir şey söyleyeyim ben size şimdi. Bunu mesela CHP ile ilgili deneyebilirler. İttifakın merkezinde belki de CHP durduğunu gördükleri için, öyle düşündükleri için CHP ile ilgili adımlar atmak isteyebilirler. Hatta daha ileri gidelim mesela HDP ile ilgili adımlar atmak isteyebilirler. Şimdi mesela HDP evet bir parti ama diyebilirler ki bunların bir muhafazakar kanadı var, daha sola yakınları var vesaire. Buraya da bir çatlak yapalım diyebilirler. İktidar bunları hep deneyecektir ama ortada bir gerçek var. Yönetemiyorlar. Dolayısıyla da bu işin müşterisi olmaz. Millet İttifakı üyelerine vurgu yaptı. Dolayısıyla bu konuda Saadet bu tartışmayı nasıl okuyor? Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Akşener'in yanıtı. Nasıl okumak lazım Sayın Kayası? Biz öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. 2018 yılında genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parlamento seçimlerine daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile bir ittifak içinde olduk. O gün şartlar altında biz bu ittifakın millet için, toplum için iyi olacağını düşündük. Ona göre karar verdik, o adımı attık. Ama bugün gelinen noktada şunu söylemek daha doğru olur. Biz Sayın Bahçeli'nin, Sayın Akşener'e çağrısından ziyade bugün belki de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşmalıyız. Yani o gün biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili endişelerimizi dile getirdiğimizde, bakın siz yanlış bir kurgudan yola çıkıyorsunuz. Bu yanlış kurgu şudur. Bu toplumu elmanın iki yarısı gibi bir tarafa ayrılmış şeklinde değerlendirmeniz doğru değil. Veya %65-70 Türkiye'de sağ seçmen vardır, %30 sol seçmen vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse bütün her zaman iktidar sağ seçmen, sağ seçmenin iradesiyle şekillenir gibi bir yanlış içine düşmeyin. Gelin adalet merkezinde, liyakat merkezinde, ehliyet merkezinde, şeffaflık merkezinde, denetlenebilir olma merkezinde bir yönetim şekli ortaya koyalım dedik. Çıkış noktamız buydu. Ama bu zamana kadar, son zamanlara kadar hem hikaye yazma açısından hem de psikolojik üstünlük açısından bunu gerçeği ortaya koyalım. Üstünlük hep Cumhur İttifakı'ndaydı. Sürekli belirleyici onlardı ama son belki bir seneye yaklaşan zaman diliminden beri, yani sadece koronavirüsle ilgili değil, artık psikolojik üstünlük, artık yani gündemi belirleme, gündemi öne çıkarma daha çok muhalefetin iradesiyle şekillenmeye başladı. Bu da Cumhur İttifakı'ndan kaymaları gündeme getirdi. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden iki yeni partinin çıkmış olması ve her yapılan ankette Murat Bey daha iyi bilecektir,
3 aşağı 5 yukarı bütün araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu araştırma sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyları şu anda erimeye başladı. Ve her geçen günde kan kaybetmeye devam ediyor. Buraya yeni bir takviye lazım. Bu takviye için de en yakın aday kim? İşte hep dillendirilen bir şey var. İşte bu noktada İyi Parti en yakın adaydır. Dolayısıyla İyi Parti Cumhur İttifakı'na destek verirse mevcut yapı devam eder şeklinde bir algı var. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısını bir de bu açıdan değerlendirmek lazım. Bir diğer konu da burada Can Bey odaklanılması gereken. Cumhur İttifakı bir şey meşru diyorsa meşrudur. Gayrimeşru diyorsa gayrimeşrudur anlayışının da Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla çöktüğünü net olarak görüyoruz. Neden böyle dediniz? Şunun için söyledim. Mesela İyi Parti ile ilgili ayrışma başladığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekilinin işte İyi Parti'ye geçerek seçimlere girmesini sağlamlaştırdıktan sonra İyi Parti ile ilgili işte şunun uzantısı, bunun destekçisi, arkasında şu var, bu var gibi bin bir türlü iddialar ortaya atıldı. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla beraber bu ifadelerin de aslında bir karşılığı olmadığını ve burada net olarak artık psikolojik üstünlüğün, toplumdaki değişim talebinin, toplumdaki mevcut iktidara dönük eleştirilerin artık alıcısının fazla olmaya başladığını, toplumsal tabanda, halk nezdinde bütün bu eleştirilerle beraber değişimin ayak seslerinin hissedildiğini görüyoruz. Bu açıklama aynı zamanda bunu ortaya koyuyor, bunu tescil ediyor. Yani son olarak şunu ifade edeyim, artık psikolojik üstünlük, hikaye yazma, burada Özgür Bey'in söylediği noktalar önemli. Çeşitli atraksiyonlar ortaya çıkabilir. Biraz sonra belki siyasetin sıcak gündemi de onlar da gündeme gelecek. Mutlaka. Başlıklar da onlar da gündeme gelecek. Çeşitli müdahaleler olabilir. Çeşitli partiler ortaya çıkartılabilir. Yani bu partilerle beraber yeni dizaynlar yapılmak isteniyor olabilir. Ama net bir şey var. Bu toplum artık gerginlikten yoruldu. Bu toplum artık sükunet istiyor. Bu toplum artık kahvede, sokakta, ailesiyle beraber siyaset konuşmak istiyor. Memleket meselelerini değerlendirmek istiyor. Bu toplum artık birbirine düşmanca bakmak istemiyor. Farklı düşünebilir, farklı inanabilir, farklı yaşayabilir. Kılığı, kıyafeti farklı olabilir ama bu toplum asgari müştereklerle tekrar yaşamını inşa etmek istiyor. Bu bunun mücadelesi ve biz de Saadet Partisi olarak baktığımız nokta, yani siyasi arenaya baktığımız nokta, asgari müşterek siyasetini önemsiyoruz. Biz bu toplumda birlikte yaşıyoruz. Önceliklerimiz farklı olabilir ama biz diyoruz ki biz asgari müşterekleri tekrar inşa ederek bu dönemi birlikte kurgulayalım diyoruz. Sayın Sarı'ya döneceğim birazdan çünkü bir şey toptan bir değerlendirme alacağım. Lütfen. Bahçeli evinize dönün diyor ya, bu tartışma belli bir zaman sonra eğer kendi iradesiyle yapmışsa size geldim tartışmasına dönebilir. Size geldim tartışması dönecektir çünkü karşısında çok kuvvetli, iradeli ve memleketi esas almış bir ittifak var. Onu söylemek isterim. Bu konuda asgari müşterekleri çok belli olan bir şey var. Bu iş bize dönün yerine size geldiğime dönebilir, onu söyleyeyim. Ve Kılıçdaroğlu'nu arayabilir. Sayın Çakıroğlu, şuradan bahisle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi dün çeşitli televizyon programlarında, çeşitli tartışma programlarını dinledim. En dikkatimi çeken analiz şöyle bir analizdi. Daha önce Bahçeli, Erdoğan'ın karşısında Akşener'le görüşme anlamında bir bariyer gibi duruyordu. Bu sözüyle ben artık bariyer değilim, isterseniz görüşebilirsiniz'in yolunu açtı diyenler oldu. Bunu da şuna dayandırdılar. Sayın Akşener eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülürse eğer elbette oturulur konuşur. Değil mi Kemal Bey diyerek hatta CHP liderine atıfla da oturmaz mıyız diye baş onayı almış bir böyle bir anı yaşanmıştı. Şimdi Akşener güçlendirilmiş parlamenter sistemden geri adım atmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Ama Bahçeli'nin bu adımı, ben artık bir bariyer değilim, görüşebilirsiniz demek, bu zorlama bir çıkarım mıdır? Ya ben tam olarak onu çıkarmadım açıkçası. Hı-hı. Çünkü şöyle bir durum var. İyi Parti çıkış noktasıyla işte merkez sağ oturma planı olan, iktidar hayali olan, işte AK Parti'den çok büyük bir parça kopararak kendisini merkeze oturtacak bir parti sözüyle çıktı yola. Ve akabinde seçimlere doğru, genel seçimlere doğru çok sarsıcı süreçler geçirdi. Hala da ara ara geçirmeye devam ediyor. Şöyle, yani Bahçeli'nin bu söylemi boş bir söylem değil ya da planlanmamış bir şey değil. Bahçeli şunu oynuyor. İyi Parti içerisinde kurmay katında Erdoğan ve Bahçeli tarzı düşünen sağ muhafazakar milliyetçi bir güruh var.
Ve bu güruh parti içerisinde kurmay kademesinde güçlü olmakla birlikte tabanda karşılığı yok. Çünkü İYİ Parti'nin tabanı işte Cumhuriyetçilerden ve Devlet Bahçeli ve MHP'den onların siyasetinden soğumuş olan milliyetçilerden oluşan bir konsensus. Böyle bir durumda bunların tabanda karşılığının olması mümkün değil. Çünkü bunlar Erdoğan ve Bahçeli'yle tekrar bir ittifak yapabilir ama taban buna asla cevap vermez. Yani İYİ Parti'nin böyle bir ittifaka girmesi halinde İYİ Parti kendisini yok etmiş olur. Bu zaten İYİ Parti'nin o tarafa dair yanaşmasındaki en büyük tutkal görevi gören şey bu aslında. Demokrasi açısından tutkal görevi gören bakış açısı sebep bu. Şimdi bunun zaten oynamalarını, şimdi Yavuz Ağralioğlu bir açıklama yapıyor. Hasan Subaşı bir açıklama yapıyor. 180 derece zıt. Şimdi bunu baktığınız zaman bir tanesi Millet İttifakı içerisinde kalmak istiyor. Buna dair argümanlar oluşturmak, politika oluşturmak istiyor. Diğeri ise açık bir şekilde aslında iktidarla oturulup konuşulabileceğini, çeşitli durumlarda pazarlıklar yapılabileceğini veyahut da belli başlı şartlarda uzlaşılırsa, anlaşılırsa yüzünü o tarafa dönebileceğini beyan eden veyahut da bu minvalde açıklamalar yapıyor. Bahçeli de zaten bu açıklamasıyla aslında İYİ Parti'yi, ben Sayın Genel Başkan Yardımcısı'nın dediğine katılıyorum, bu ifadeleriyle orayı kaşıyor. Çünkü bu ifade eğer orada karşılık bulursa veyahut da oradaki genel merkez katındaki bir çatırdama veyahut da istikameti yalnız çizmeye vesile olma, çünkü bu insanlar Akşener'i de kimi zaman çok yanlış yönlendirdiler. Akşener'in merkeze oturma politikasını MHP'nin alternatifi veyahut da MHP'nin devamı niteliğine çok soktular. Hatta Akşener bunları görüp sonrasında çok geri adımlar attı. Ben Hasan Subaşı'nın açıklamalarını da bu minvalde okuyorum açıkçası. Yani HDP'ye dair açıklamalardan bahsediyorum. Bu yüzden Bahçeli oraya kaşıyarak orada bir çatlak oluşturmaya çalışıyor. Oradaki bu kurmay katındaki güçlü kişileri kendi taraflarına çekmeye çalışıyor. Çünkü İYİ Parti bu noktada bir çatlak oluşturursa İYİ Parti'nin tabanı çok rahat bir şekilde dağılabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidebilir. Yani hiç kimse Bahçeli'nin çok sıkıştığı için, ya sıkışması elbette var ama sırf sıkışmadan kaynaklı bu hamleyi yapmadı. Oyun kurmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz Bahçeli 2002'de oyun kurdu, 2014'te oyun kurdu, 2016'da oyun kurdu, sürekli oyun kuruyor. Yani Ecevit'e yaptığını elbette Erdoğan'a da yapabilir. Yani masaya vurabilir, bir anda iktidarı alaşağı edebilir. Çünkü bugün Erdoğan tırnak içerisinde cumhurbaşkanıysa, yani bir kralsa, bir padişahsa tacını Bahçeli taktı. Bunları düşündüğümüz zaman bu hamlenin var olan Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir karışıklık, özellikle İYİ Parti minvalinde bir karışıklık yaratma niyeti olduğunu düşünüyorum. Ki benzer durumda bir paralelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ince kazan kaldırdı. Bunlar çok öyle planlanmamış, günübirlik açıklamalar olduğunu ben zannetmiyorum. Peki. Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalara birazdan değineceğiz. Sayın Sarı, çok taze bir konu elbette. 1,5 gün içerisinde bir taraf evine dön çağrısı yaptı. Öteki taraf, biz artık bundan bıktık. Sayın Cumhurbaşkanı, ittifak ortağınızla lütfen alakadar olun mealinde konuştu. Hem bu iki siyasi parti liderinin atışması ya da davete karşı cevabı nasıl yorumlarsınız? Seçmende 1,5 günlük bu tartışma herhangi bir etki yaratmış mıdır? Şimdi işin açıkçası biliyorsunuz Meral Akşener ve ekibi MHP'nin içinden çıktı. Esasında kongre savaşlarını MHP'nin içinde verdiler ve oradan ayrıldılar. Sayın Bahçeli de geri gelin artık diyor. Fakat yani o ayrıldıkları gün kadar bile yakın değiller. Yani o zaman çok uzaklardılar. O günkü kadar bile siyaseten yakın değiller. Hem İYİ Parti hem MHP. Yani bir tanesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gidelim dedi Sayın Devlet Bahçeli. Bir tanesi de bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan bütün partilerle teröre bulaşmamış. Onu da ekliyorlar. İttifak yaparız diyor. Baş şart bu diyor. Baş şart bu diyor. Yani yoksa böyle bir durum olmasa ben orada yapışkanın parlamenter sistem olduğunu düşünüyorum Millet İttifakı'nda. Yani bunu savunan savunmayan herhangi bir parti yok o şeyin içerisinde ki bence doğrusu da o. Yani bir anketlerde biz soruyoruz, işte en son yaptığımız ankette Türkiye parlamenter sistemle yönetilsin diyen %54.5.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilsin diyen %45.5, yani aralarında 9 puan fark var iki sistemi isteyenler arasında. Şimdi gördüğümüz zaman esasında doğru yapıyorlar. Bahçeli niye bunu böyle yaptı? Planlı mıydı, oradan başlayalım? Evet. Bunlar, yani Sayın Bahçeli plansız hiçbir şey yapmıyor. Tamamıyla planlı. Siyaset stratejileri üzerine kurulmuş bir şey. Orayı, yani İyi Parti'yi, çünkü %10'lara varan bir oyu var İyi Parti'nin. O İyi Parti'yi kendi partinin yönetimini dağıtamasa bile seçmenini kendine... Bak biz söyledik, biz davet ettik, gel dedik, bak onun söylediğine bak deme hakkını kendine yarattı. Vaziyette. Yani bilmiyor mu siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunduğunuz zaman İyi Parti veya Meral Akşener o tarafa gelmeyecek. Yani bu sistemin sürekli hale getirmeye çalıştığınız müddetçe oraya size gelmez. Bilmiyor mu Sayın Devlet Bahçeli? Biliyor. Orada yapılan şey başka bir şey. Seçmene sesleniyor. Ki işte siz bana sormuştunuz. Ben tabii o kahin olmadığım için o gün şey yapamam, mesela seçim emareleri demiştiniz. Alametleri belirdi mi diye sormuştum. Ne olabilir diye sormuştum. Ayasofya önemli bir seçim alameti yani. O Ayasofya'da olan, o Ayasofya'nın açılması falan. Yani böyle şeylerle önümüzdeki dönemde çok karşılaşacağız. Fakat Sayın Vekil'in söylediği gibi çok ciddi bir ekonomik kriz Eylül ayı, yani şimdi bugünlerde de var da Eylül ayında böyle çok daha yükselebilme olasılığı olan bir ekonomik kriz geliyor. Kapıyı çalıyor yani. Bu şey, siz bunu ne kadar palyatif yöntemlerle ötelerseniz o kadar o oluşumunuza, o siyasi oluşumunuza zarar verebilecek durumda. Tabii şimdi işin açıkçası benim gördüğüm kadarıyla taşların hepsi yerli yerine oturuyor. Yani bazıları şey demişti, yani böyle hani İyi Parti ayrılıp İyi Parti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da yanımızda. İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, bunlar birleşip üçüncü bloğu oluşturup Merkez Sağ İttifakı adı altında. Ben Sayın Akşener'in bugünkü cevabını böyle bir şey olmayacağına da yoruyorum. Aynı zamanda o seçimler, konuda da bir teminat veriyor. O konuda da bir teminat veriyor gibi geliyor bana. Yani sonuç olarak yine HDP'siz fakat diğer bütün partileri içeren bir Millet İttifakı, artık ismi ne olacaksa, çünkü her seçim döneminde değiştirebiliyorsunuz bunu. Ama biz geçmiş seçime göre konuşuyorsak Millet İttifakı bunun ismi. Millet İttifakı çatısı altında bayağı büyük bir bayağı çok bir partinin toplanacağını düşünüyorum. Tabii bu aşamada da çeşitli başka şeyler devreye giriyor. İşte her birinin kendi cumhurbaşkanı adayı var. Çünkü seçim, milletvekili seçimi yaptığınız zaman cumhurbaşkanlığı seçiminde yapmak zorundasınız. Anayasa öyle diyor. İkisini aynı gün yapmak zorundasınız hem de. Sonuçta böyle bir takım kişilerin, adayların etrafında onaylaşmaları gerekiyor karşılıklı olarak. Tabii bu da bir süreç bu siyasi partiler için diye İttifak düşünüyorum. İttifak senaryolarına birazdan gelelim Sayın Sarı. Şuradan devam etmenizi rica edeyim. Tekrar en son size söz vermeyeyim. Bu kez en son Sayın Karabat'a söz vermek istiyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla devam etmek istiyorum. Birbiriyle bağlantılı değerlendirmek gerekir mi sorusuna Sayın Çakıroğlu farklı bir perspektiften bakarak benzer görülmeli anlamında söyledi. Detaylarıyla belki farklı bir şeyi işaret edecektir ama son attığı tweetle devam edeyim. Sayın Muharrem İnce demiş ki, değişime imza veren milletvekillerine, belediye başkanlarına, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur, bölücü olan kim? Bu şekilde bir tepki göstermiş ki biz Sayın İnce'nin parti kurup kurmayacağından daha emin değildik. Bu açıklamalar biraz somutlaştırıyor. Çünkü Saygı Öztürk, meslek büyüğümüz, Muharrem İnce'nin bir yakınıyla konuşarak bir Sayın İnce'nin bu konuda bir ne derler, bir davranış geliştirmek istediğini ama henüz hazırlık aşamasında olduğunu, yılbaşına kadar kurma niyetinin olduğunu, fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden
birilerini kopartarak kurmaktansa siyasete yeni yüzler kazandıracağını ifade ettiğini bir yakında en azından böyle öğrendik biz. Fakat bugün Sayın İnce'nin yapmış olduğu tweet kendisine yönelik işte böleceksin, neden parti kuruyorsun eleştirilerine bir yanıt ifadesi de taşıyor. Siz Sayın İnce'nin çıkışını bekliyor muydunuz? Sizin için sürpriz miydi bu aşamada çıkması? Kimilerine göre belediyeler, büyükşehir belediyeleri kazanılmışken bu olmaması gereken bir çıkış. Kimilerine göre ise farklı bir kutuptan ilerleyebilir, hatta demokrasi mücadelesine katkısı da olabilir deniyor. Hangi noktadan bakıyorsunuz? Ya işin açıkçası şimdi Sayın Muharrem İnce hala hazırda kendisi bütün bunların içerisinde tabii bir siyasetçi olduğu için çok net nabız yokluyor gibime geliyor. Hala ben parti kuracağım demedi. Hep yakınları söyledi. Bir başka birileri söyledi. Hani kendisi çıkıp da ben siyasi partimi ocağa kadar kuracağım. İşte ocakta benim siyasi partim ve ekibim hazır, yepyeni bir ekip olacak demedi diye bir açıklaması yok. Birileri dedi, o demedi. Hep birileri dedi. Şimdi ben esasında bu süreçte Sayın Muharrem İnce'nin ağzından duyana kadar bunu çok fazla da bu olayın, çünkü geçen senede ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım. Ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Yani Cumhurbaşkanlığına adayken de. Yani bunu kendi ağzından duyduğum laf bu. Şimdi sonuç olarak dava Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk, Atatürk'ün ilkeleri. Eğer bir mücadele verecekseniz, hani partinin içinde bu mücadeleyi vermekte yarar var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi çok fazla eleştiriliyor. Özellikle ulusal sol dediğimiz böyle daha böyle merkeze yakın sol seçmeni tarafından. İşte son oluşumları, son şeyleri çok fazla eleştiriliyor. Ama kendisinden ayrılmıyor. Yani şu anda bir baktığınız zaman sol var, işte muhafazakar eğilimler mevcut, işte ulusalcı dediğimiz, tırnak içinde ulusalcı söylüyorum, ulusal soldan bahsediyorum. Şimdi burada bir eksilme görüyor. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden bahsediyorum. Fakat direkt olarak yaklaşık 2-3 seçimdir ki BD seçimleri de buna dahil. Ondan evvelki seçimler de buna dahil. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni seçim kazanmaya odaklanmış. Hatta kendi partisinden daha fazla, bakın bunun altını çiziyorum, seçim kazanmaya odaklanmış vaziyette. Yani bir seçimi kazanalım, sistemimizi biz geri kazanalım, geri dönelim parlamenter sisteme diye. Ve her şeye göz kapatıyor. Gidiyor oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanıyor. Ama ilk Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karar verdiyse seçimle ilgili, yalnız bunun altını çiziyorum, çok eleştirmiştir ama gidip oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. Kopma olmamıştır. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman, evet, Muharrem İnce'nin %5'lik bir Türkiye genelinde potansiyeli mevcut. Bunlar kim diye bakarsanız bunlar hepsi Cumhuriyet Halk Partili. İşin açıkçası. Sen bundan sonra başka... %5'in çok büyük ağırlığı Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bunu da o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği zaman kazanmış olduğu bir %5 hesap. Esasında bir baktığınız zaman bu büyük partilerde, özellikle soldaki büyük partilerde, bu bugüne kadar hep böyle olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle böyle olmuş. Lider partisiz hiçbir şeydir. Yani lider artı partidir. Veya siyasetçi artı partidir. Şunu mu anlamalıyız? O %5 başlangıçta var olabilir ya da ismen var olabilir. Fakat parti kurulunca kalıp kalmayacağı bakın, bu, belirsiz midir? Evet, bu Kemal Kılıçdaroğlu için de böyle. Bu Deniz Baykal için de bu böyle. Cumhuriyet Halk Partisi esastır. Yani bu solun geleneğidir. Tabii lider önemlidir, liderin şeyi vardır ama öncelik olan partidir. Partiye bakarsınız, ondan sonra gider verirsiniz. İşte bunun en güzel örneği hani başbakan oldu en sonunda ama %22 ile oldu başbakan Sayın Ecevit. Rahmetli Ecevit'ten bahsediyorum, DSP'nin başında. DSP %10'ları %10, %10.5, %11 hep aldığı 1980 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi olduğu zaman
zarfından bahsediyorum. En son seçimde o tabii Abdullah Öcalan'ın yakalanması, Türkiye'de oluşan o durum. Onlar onu %22'ye kadar taşıyabildi. 22.8'i çok net hatırlıyorum. Başbakan aldığı oy partisinin. Yani şunu demek istiyorum. Siz bir herhangi bir siyasetçiyi partisinden kopartıp bir tarafa koyduğunuz zaman öyle çok fazla, özellikle solda çok fazla oyu kalmıyor. Yani ben bunun altını çizerim ve imzasını da atarım. Bu bütün siyasetçiler için böyle. Onun için çok fazla da işte karşılıklı olarak birbirlerini koltuk sevdası diye suçluyorlar. Bu böyle. Siyasetin doğasında bu var. Muharrem İnce'nin kendi ağzından duymadan, şahsen ben, Muharrem İnce'nin partisini sorgulamak niyetinde değilim. Yani anketlerimde. Veya bunun üzerine bir yorum yapmak durumunda değilim. Çünkü bir resmi beyanı yok. Çünkü resmi bir beyanı yok. Dıdının dıdısı, bir yakını anlatmış, bir uzağı anlatmış. Bu olmaz. Yani çıkarsınız kendini tat 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 söylersiniz. Pekala eleştirilere sadece Muharrem, tepki anlamı taşıyabilir. Muharrem İnce çok hakikatli, dobra bir siyasetçidir. Çıkar, ben parti kuracağım der. Şu sebeplerden dolayı. Şimdi bunu böyle niye sürümcemede bırakıyor ve uzatıyor? Bu çok da parti kuracaksa tebrik etmek lazım kendisini. Sayın Kaya, siz süreci nasıl okudunuz? Muharrem İnce'nin parti kurma konusunda bir irade beyanı net yok, resmi olarak yok. Sayın Sarı da buna vurgu yaptı. Öyle midir sizce? Yoksa bu beyana gerek yok, bu nabız yoklamada bir resmi girişim adı altında değerlendirilebilir mi? İzin verirseniz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişiyle ilgili bir değerlendirme yapmayayım ama genel mutlaka siyasi havayla ilgili mutlaka birkaç bir şey tabii söylemek ki istiyorum. Elbette. Şimdi Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı? Soru bu. Yani ister sağda yapın değerlendirmeniz, ister solda yapın, yeni bir siyasi değerlendirme seçmen nezdinde parti açısından bir tıkanmışlık var da bu tıkanmışlığın açılması için yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı? Biz bunu vatandaşa sorduk. Sordunuz. Söyleyeyim. Ne dediler? %25'i var diyor. 24.2'si var diyor. %24.2'si. Bunun dağılımı var mı partilere göre? Daha ziyade muhalefet partileri. Muhalefet partileri. Bu ilginç ama benim kanaatime göre... Kaldı ki %30.3'ü de eğer böyle bir fikrime uygun bir siyasi parti kurulursa bu 24'ün. Peki onların... Giderim oy veririm diyor. Esas soru şu. %24.2 yeni partisi ya. Hepsi aynı. Nasıl parti istiyorsun dediğinde belki de 10 çeşit parti var orada. Tabii. Yani öyle bir durum var. O ayrı ama benim başka bir şey söyleyeceğim. Ama o başka bir konu. Evet. Şimdi geriye dönüp bakalım. 2002 yılına bakalım. Yani bizden ayrılmış olmalarına rağmen, mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi bizden ayrılmış olmasına rağmen o dönemin siyasi konjonktüründe halk nezdinde bir beklenti vardı. Bu beklentiyi o dönemin iktidar partisi iyi değerlendirdi ve o gün %34-35 küsürle iktidar oldu. Doğru. O hava, o siyasi atmosfer o başarıyı getirdi. Bunun farklı boyutları var, bizi ilgilendiren boyutlar var. O ayrı bir tartışma konusu. Ama şimdi mevcut siyasi yapı içerisinde bir siyasi partiye ihtiyaç bence yok. Yani %24 diyor Murat Bey, öyle olduğunu kabul etsek dahi tamamının ittifak ettiği, evet şöyle bir siyasi parti olsun, solda bir siyasi parti olsun, merkezde bir siyasi parti olsun veya sağda bir siyasi parti olsun diye ittifak eden %24 yok karşımızda. Dolayısıyla bunlar belki de kendi siyasi partilerine gidecekler, seçimde oy verecekler. Gerekirse kızarak verecekler, gerekirse başka şeyler söyleyerek verecekler ama verecekler havasında da olabilirler. Bu bir tarafı. Diğer tarafı, şimdi Sayın İnce'nin en son gösterdiğiniz tweetine baktığımızda o tweette yine parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapmış olduğu kimi eleştirilerin devamı niteliğinde eleştiriler olduğunu görüyoruz. Yani yine ülkenin genel gidişatına vurgu yapan, bu gidişatı kendi yöntemleriyle değiştireceğine dair bir iddia da henüz yok. Dolayısıyla Murat Bey'in ifade ettiği şekliyle, kendi sözüyle, kendi ifadeleriyle ben siyasi parti kuracağım demediği müddetçe de bunu bilme şansımız yok. Çünkü bunu sorma şansımız yok. Bu da işin bir diğer tarafı. Bir de şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum ama bunu doğru anlaşılacağımı umut ederek söylüyorum. Sayın İnce
Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalarda dostlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlar ifadesine karşı bir eleştirel tavır takınıyor. Ve burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun mevcut kurduğu birliktelikler üzerinden yaptığı değerlendirmelere bir itirazı olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu doğrudan hedefinin aslında sosyal demokrat, sol düşünceye mensup insanlar üzerinde eğer kuracaksa bile böyle bir hedefi olduğu noktasında. Şimdi fotoğrafı böyle parça parça bütünleştirmeye çalışalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle son yıllarda 2018'den önce ortaya koyduğu söylemler ve bu söylemlerle beraber kendisini geri plana tutan ama daha çok hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini hem de diğer birlikteliklerle ortaya koyduğu bir siyasi dil var. Bu dilin Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir sıkışmışlıktan çıkarmaya dair izlerini görüyoruz. Yani bir siyasi okumalar yapacak olursak. Yani lütfen yani en azından izleyiciler bizim mahalleden CHP geçmişte nasıl algılanıyordu o minvalde beni dinlesinler. Bunu bir farklı yorumlamasınlar. Hani Jacoben, elitist, halka yukarıdan bakan CHP, Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber halka inmeye çalışan ve aslında diğer mahallenin benim de düşüncemi anlamaya çalışan bir yöntem içine girmeye başladı. Örnek veriyorum, işte başörtüsü meselesiyle ilgili. Adana'da yaptığı konuşmada, sana ne kardeşim o kızın başörtüsünde? Sen onun iyi eğitim alıp almadığına bak dedi. Dolayısıyla bir öz eleştiridir bu. Ve bu toplumun normalleşmesi adına önemli katkılar sağladı. Bu katkılarla beraber özellikle son yapılan kurultayda başörtülü bir parti meclisi üyesinin de seçilmiş olması, bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer toplumsal kesimlere doğru da kendisini açmaya çalıştığı ama Cumhuriyet Halk Partisi herkesin bildiği şekilde sosyal demokrasiye inanmış bir programıyla her şeyle buna inanmış. Ama diğer toplumsal kesimlere de açılma çabası var. Şimdi Sayın İnce bütün bu fotoğrafın içerisinde bir de işte 31 Mart gibi bir sonuç ortaya çıkmış. İstanbul, Ankara çeşitli büyük şehirler kazanılmış. Yani Millet İttifakı tarafından biz tabii kendi adaylarımızla çıktık. Bunu ifade etmem gerekir. Biz 31 Mart seçimlerinde bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla çıkmış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde herhangi bir ittifakın içerisinde olmadık. Ama şimdi böyle bir de sonuç varken ortada, yani başarılı bir sonuç varken Sayın İnce acaba eğer öyleyse gerçekten kuracaksa Sayın İnce kendisine seçmen tabanı olarak hangi toplumsal kesime odaklanmaya çalışıyor? Bence verilmesi gereken cevap bu. Buna göre belki değerlendirmeler yapılabilir. Ben burada tekrar başa dönmem gerekirse her ne kadar araştırma %24 öyle diyor olsa da ben toplumda şu anda bir siyasi parti olsun da işte 2002'de olduğu gibi bir siyasi parti olsun da biz hemen onun peşine takılalım, bu tıkanmışlığı aşalım kanaati olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorsunuz. Sayın Çakıroğlu, size en son geleceğim çünkü bu dostlar meselesi de var. Evet. O konuya dair sorular gelmeye başladı. Daha Muharrem İnce meselesini açmadan önce dostlar kimdir, neden bu tabir kullanılmıştır, biz ne anlamalıyız bundan bu sorular geliyor. Sayın Çakıroğlu, yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı sorusunu sorarak bir okuma gerçekleştirdi Sayın Kaya. İnce'nin itirazlarını veya olası çıkışını bu perspektiften mi değerlendirmek lazım, farklı bakış açıları mevcut mu? Şöyle, ben Sayın Kaya'nın söylediği birçok şeye katılıyorum. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ben muhafazakarım ve sağ cenahtanım. Ama şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti, gittiği yol çok ciddi anlamda devrimsel bir yol. Yani çok ciddi devrimler yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta Ecevit'in 70'lerde yaptığı çıkışlardan sonra belki de en canlı, en böyle fokurdayan, hareketli dönemini geçiriyor. Ve bunda hakikaten bazen şaşırarak, bazen imrenerek, bazen de bunca sene bunlar neden yapılmadı diye sistem ederek ben bakıyorum. Şimdi az önce bir şey söylendi. Kendi parlamento meclisinde bir başörtülü bir hanımefendi var. Bire kardeşim, Sayın 2000, Sevgi Kılıç, 2007'de aklınız neredeydi?
Şimdi Sayın Abdullah Gül'ün eşi başörtülü diye bütün sistemi kilitlediniz, meclisi kilitlediniz. AK Parti'nin oyunu 33'ten 47'ye çıkarttınız kutuplaşmayla. O zaman aklınız neredeydi sizin diyorum işte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti çok doğru bir istikamet. Ve hani ben geçenlerde katıldığım bir programda işte Komiken Partisi'yken iktidar partisi olma yolunda gidiyor derken de burada herhangi bir şekilde olumsuz bir eleştiri yapmak istemedim zaten. Bunu söylüyorum. Yani çok elitist, içine kapanık, toplumun geneline, ekseriyatına yukarıdan bakan, işte bürokrasiden gelen, işte cumhuriyeti kuran bir parti minvalinde her şeye kendisinin sahip olduğunu düşünen bir kafayla bakarken şu an çok başka bir kafayla olaylara bakıyor, yorumluyor, gidiyor. Şimdi başörtüsü meselesi ayrı bir devrim kendi içerisinde. Kürt meselesi de ayrı bir devrim. Birazdan oraya bakış açıları ya. Çok daha farklı. O yüzden ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'lileşiyor. Ve burada Muharrem İnce'nin olayı ise yani şöyle söyleyeyim. Ben Murat Bey'den farklı düşünüyorum. Şimdi Saygı Öztürk'ün yazısı yenilir yutulur bir yazı değil. Oradaki ifadeler çok net, kavramlar çok net. Şimdi ben Twitter'da 5 milyon takipçim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağım. %30 oy alacağım. Benimle alakalı ana akım medyada bir gazeteci çok ciddi iddialarla, güya çok yakınının ağzındanmış minvalinde bir şeyler yazacak ve ben bunu doğru değilse yalanlamayacağım. Şimdi bu akıllara ziyan. Gayet de farkında. Bence çok cesaret edemiyor çünkü bu işin neye mal olacağını siyasi kariyerinde kestiremiyor. Ve benim gördüğüm, dışarıdan bir vatandaş olarak gördüğüm ince çok duygusal refleksleri olan, çok böyle derin muhakemeler yaparak yola çıkan birisi değil. Ve bundan kaynaklı da bir refleks gösterdi. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki seçimlerde, işte o Saygı Öztürk'ün yazısında da belirttiği gibi işte tuvaletin yanına oturmuşlar. Şimdi çok çocuksu bence çıkışı, çok böyle duygusal bir refleks. Çünkü açıklamalarda da tutarlılık yok. Yani onun ağzından yapıldığı iddia edilen açıklamalarda. Şimdi bir yandan dostlar diyerekten aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin belki de ikinci cumhuriyetin inşasında lokomotif olma görevini üstlenerek bütün partileri bir araya getirme, bütün toplumsal kimlikleri bir araya getirebilme yolunda attığı adımlara ket vuruyor. Diğer yandan da diyor ki açıklamada işte biz diyor Kürtlere diyor bir teşekkür bile edemedik. Şimdi bu ne, bu ne? Şimdi burada da çok ciddi tutarsızlık var. Burada daha çok ben bunun bir Muharrem İnce'nin kişisel bir hırsından kaynaklandığını düşünüyorum. Toplumsal olarak ben böyle bir talep olmadığına da inanıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde en son yapılan o kendi içerisindeki parti meclisinde alakalı olarak yapılan seçimdeki sıkıntı veyahut da muhalif sesler daha çok partinin ulusalcı kanadındandı. Şimdi siz bir anda sosyal demokrasi diyeceksiniz, Kürtlerle diyeceksiniz, diyalog diyeceksiniz. Öte yanda tek başına iktidar diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, hiçbir partinin Türkiye'de bir veya iki nesil tek başına iktidar olabilecek kapasitede olduğunu ben düşünmüyorum şu saatten sonra. Böyle bir durumda sizin yapmaya çalıştığınız şey o kadar tutarsız ki kendi içerisinde. Söylemleriniz tutarsız, eyleminiz tutarsız. Madem bir rahatsızlığınız vardı, parti meclisi seçilene kadar neredeydiniz? Madem kafanızda bir plan vardı, neredeydiniz? Ya, tamamen duygusal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok muhakemesi derin olan ve uzun vadeli düşünen bir siyasetçi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday yapmak istemesine hayır derdi. Çünkü %100 seçilemeyeceğini bildiği bir seçime girerek, kalıbı çok belli bir seçime girerek kendi siyasi kariyerine en büyük sekteyi vurdu. Ve 31 Mart seçimlerindeki çok büyük başarı da bence onun Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki liderlik hayalini tamamen sona erdirdi. Sayın Karabat, evet. Dostlar vurgusu nedir, kimdir? Bu vurgu neden yapılmıştır sizce? Birinci soru bu. İkinci soru ise Sayın İnce'nin çıkışı elbette daha henüz parti meclisi yeni oluştu, toplanmadınız. Belki teamüllere uygun olarak bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve yeni bir parti meclisi üyesi olarak parti değerlendirmesi yapmak belki yakışık olmaz diyebilirsiniz. Fakat yine de sormak durumundayım elbette. Size ne düşündürdü Sayın İnce'nin çıkışı? Şimdi şöyle, dostlardan neyi anladığımızı çok net. Genel Başkan hangi konuşmayı yaparken dostlar ifadesini kullandı? İkinci yüzyıl beyannamesinden bahsederken bu hedefleri dostlarımızla beraber gerçekleştireceğiz dedi. Dolayısıyla az önce aslında başlangıçta vurduk. Dostlarımız kim bizim? Hak arayanlar, güçlü parlamenter sistem isteyenler, yeni bir anayasa, daha demokratik bir anayasa ihtiyacı duyanlar, adil bir gelir dağılımına ihtiyaç duyanlar ve bunu savunanlar, itibarlı bir dış politikanın gereğine vurgu yapanlar,
barıştan yana vurgu yapanlar, bunların hepsi ilkeler ve değerler. Şimdi bu değerleri editörüm Erdal uyarıyor ama dostlarımızla iktidara geleceğiz derken siyasi tamam. bir çeper çizmedi mi diyor. Evet, tam da oraya geleceğim şey. Hı-hı. Aslında bu beyanname bir nevi iktidar manifestosu da. Yani ben o beyannameye baktığımda Millet İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz partilerin ehemmiyetle yüksek oranda katılacağı bir beyanname görüyorum ortada. Dolayısıyla iktidara bu ilkelerle beraber, iktidara biz hadi gelelim %55'i bulalım matematik hesabı değil ki iktidara gelmek. Aynı zamanda bir değerler manzumesi, ilkeler manzumesi. Dolayısıyla bu değerlerin etrafında toplanan siyasi dostlarımızdır birincisi. Siyasi aktörlerdir, yöneticilerdir. İkincisi, hiç siyasi aktör olmasa bile bu değerlere inanan, belki en son seçimde AKP'ye, MHP'ye, başka partilere oy vermiş seçmenler de dostlarımızdır. Bu dostlar kısmını böyle açıkladıktan sonra Muharrem İnce ve dostlar şeyine gelirsek eğer, ben şunu açıklamak isterim. Bir milletvekiliyim. Sayın Muharrem İnce grup başkanı vekiliyken ben ilçe başkanıydım. O cumhurbaşkanı adayıyken de milletvekili adayıydım. Beraber çalıştık. Dolayısıyla bizim için kıymetlidir, değerlidir. Muharrem İnce'den bahsederken dostlardan daha öte bir yakınlık ifadesi kullanmamız ve değerlendirmemiz gerekir. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin kendisi ev sahibidir. Dostlar da ortak dostlarımızdır zaten. Onu özellikle söylemek lazım. Yani ben burada Muharrem Bey'i öteleyen bir ifade görmüyorum. Muharrem Bey bizatihi buranın kendi ev sahiplerinden bir tanesi, bu partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Bu kadar önemlidir. İkinci mesele şu, parti kurar mı kurmaz mı tartışmasından öte şöyle bir değerlendirmeyi de şık ve doğru bulmam ben. Muharrem İnce %3 mi alır, 5 mi alır, 20 mi alır, 15 mi alır? Bu rakamsal değerlendirmelerden ötedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değerleri. CHP'nin kendi değerlerini bırakın, bu ülkedeki siyasi değerlere de böyle yaklaşırız biz. Dolayısıyla bir rakamsal değerlendirmenin üstünde bir siyasi değerlendirme, onun ötesinde insani değerlendirmeye ihtiyaç varsa zaten partinin kurulları onu yapar. Genel başkanla Muharrem İnce'nin arasında bizim girip söz söylememiz gibi de bir haddimiz olamaz. Şu bir gerçeklik, biz siyasi diğer siyasi partiler kurulduğunda da, Deva Partisi kurulduğunda da, Gelecek Partisi kurulduğunda da onlarla AKP arasındaki ilişkiler ya da başka partilerle ilişkiler konusunda çokça yorum etmeyi tercih eden bir siyasi yapı değiliz. Kaldı ki bu konularda prensip kararları alıyoruz, çok konuşmayalım diye. Dolayısıyla bu konuda da partimizin parti meclisi toplanmadan, yeni MYK oluşmadan bir değerlendirme yapmadan da bir değerlendirme yapmamız çok şık olmaz. Hı hı. Ama ben Muharrem İnce konusunu rakamlarla değerlendirmenin bizim açımızdan bir talihsizlik olacağını, bizim kendisini rakamlardan öte değerlendirdiğimizi, dostlar konusunda ise zaten ev sahibi olan birisinin ortak dostlarımız olacağını da özellikle vurgulamak isterim, bunu söylemek isterim. Bir başka nokta şu, kurultay konusunda, genel başkanın tavrı konusunda bir şeyi bahsetmemize fayda var. Her kongrede, çok daha öteye gidelim, blok listelerin olduğu CHP kurultayları olmuştur. Sayın Genel Başkan'la beraber çarşaf listeler olur. Ama Genel Başkan kendi eğilimini belirttiği bir anahtar listeyi kurultaya sunar. Ve son bu kurultaya kadar da 52 kişi seçilecekse 52 kişiyi sunar. Geri kalan kısmı çünkü şeyden gelir, bilim kurulundan gelir. Fakat bu kurultayda Genel Başkan 80 kişilik bir anahtar liste sundu. Oldukça geniş bir anahtar. Zaten 220 küsürlük bir liste var. 80 kişilik bir anahtar sundu. Ve bu anahtar liste salona seçimden bir saat önce falan geldi. Salona, yani delegelere basılı olarak bir saat önce falan geldi. Bu arada her il başkanı kendi aralarında beşerli onarlı gruplar, siyasi aktörler, kendi aralarında kuvvetli olan aktörler. Zaten bir sürü anahtar listeyi, bir sürü tercihi oluşturmuş. Yani delegenin kendi tercihini gerçekleştirebileceği bir ortam oluşmuştu. Ve sonuç itibariyle şöyle bir durum var ki, genel başkanın, mesela biz hep şöyle söylüyoruz, listeyi delenler diye haberler yapılır. Hı hı. Genel başkanın da hiç böyle yaklaşmadığını ben biliyorum. Zaman zaman listeyi delenler diye adlandırılanları, söylenenleri kendi MYK'sını aldığına da hep beraber genel başkanımızı görevleri verdiğine hep beraber tanıklık ettik. Ve bu konuya ben bir daha şöyle söyleyeyim. Elbette Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Türkiye'nin çok ciddi temel problemleri var. Bütün siyasilerin temel sorumluluğu bu problemleri çözebilmeyle ilgili sözler söylemesidir. Nasıl çözeceğini anlatması lazım. Toplum gerçekten, Murat Bey'in araştırmaları belki de o konuda önemli. Niye siyasi %24 bir parti bekler? Çünkü iktidar sorunları çözemiyor. Belki biz de yeterince anlatamıyoruz nasıl çözeceğimizi. Bu noktada üstümüze görevler düşüyor. Ben şu iddiadayım.
CHP'nin bugün toplumun bütün problemlerini çözebilecek bir programı var. Bir hattı var ama belli ki anlatmakta güçlük çekmişiz. Şimdi bunu daha kuvvetli anlatma zamanının olduğu dönemden geçiyoruz hep beraber. Dostlarımıza da bunu anlatmak önemli. Her yerde anlatmak önemli. Dolayısıyla ben buranın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye birazdan herhalde bir sürü soru anlatacağım. Çok ciddi bir ekonomik krizin eşiğindedir. Herkese düşen görev bu krizi işaret etmek kadar, tespit yapmak kadar nasıl çözeceğimizi de anlatmaktır. Herkese düşen görev budur, bunu da söylemek isterim. Hepsine geleceğiz. Ekonomi başlığımızı da açacağız. İki bölüm daha karşınızda olacağız efendim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Fakat reklam arasına gitmeden önce bu sabah 11'de, öğle 11'de gündem özel programındaki konuğum değerli Erhan Usta. Sayın Usta Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde kızını evlendirdi. Düğün sahibiydi ve bu düğün sahibi olduğu yerde 4 genel başkanı ağırladı. Aynı masaya oturdular. Nikah şahitlikleri yaptılar. Ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Belki de önümüzdeki dönemde konuşulabilecek bir fotoğraf elbette. İyi Parti lideri Meral Akşener'i görüyoruz. Hemen Sayın Erhan Usta'nın yanında Deva Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici. Çok konuşuldu bugün sosyal medyada. Bunu da gündeminize getirin. Bir anlam çıkartılmalı mı şeklinde sorular geldi. Sayın Erhan Usta'ya bu soruyu sordum. Hatta bir gazetecilik yordamıyla farklı bir açıdan sorup cevap almaya çalıştım. Dedim ki sizin düğününüz olmasaydı ve bu fotoğrafı görmüş olsaydınız ne yorum yapardınız? Ben buna düşmeyeceğim dedi. Dolayısıyla ben düğün sahibiyim. Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat birlikte oturmalarından illa bir siyasi mesaj çıkmaz. Fakat toplum kamuoyu nasıl değerlendirir? Elbette kamuoyunun takdiridir diye de bir açık kapı bıraktı. Bunu da konuşacağız ve buradan hareketle elbette ittifaklar meselesi. Şimdi Sayın Akşener, Sayın Bahçeli karşılıklı cevap verme süreci. İşte Muharrem İnce'nin çıkışını konuştuk. Sayın İnce birebir resmi olarak bir beyanda bulunmasa dahi en azından niyet olarak neler olur biter bunu konuştuk. Fakat tüm bunlar elbette bir erken seçim ve olası ihtimalleri konuşmayı gerektiriyor bizlere. İttifaklar deyince akla ne geliyor? Deva ve Gelecek herhangi bir yerde olacak mı? Üçüncü bir sağ merkez ittifak olur mu? Demokrasi mücadelesine daha mı iyi olur? Tüm bu sorular elbette yanıtını arıyor. Değerli konuklarımıza soracağız. Can Coşkun Twitter, Can Coşkun Insta, Instagram hesapları üzerinden sorularınızı bekliyorum elbette. Fırsat buldukça sorularınıza yer vermek istiyoruz efendim. Çok kısa bir ara, tekrar karşınızda.